ara vermek gibi zorunluluk hissediyorum. Yani tam olarak böyle 2 saat, 1 saat oturamıyorum ben. Zaten beni tanıyorsunuz, çok hareketli bir kişiyim. Ondan dolayı hani kendimde şu oluyor, sürekli böyle 40-10, 40-10, 40-10 çok fazla zaman kaybediyor muyum? Yoksa işte yeterli oluyor mu diye size sormak istedim. İlahi, sen bu çalışmadan verim elde ediyorsan devam ediyorsundur. Sakın şey yapma, oradaki 10 dakikayı göz ardı etme. Senin anlama, dikkatini toplama, odaklanma şeklin bu şekildeyse, ders çalışmayı bu şekilde sürdürebiliyorsan böyle devam et. Hocam anlıyorum çünkü hani o çalıştıktan sonra enerjimi boşaltıp tekrar oturuyorum. Bu verimli oluyor ama işte bu 10 sürekli 10-10-10 çok mu fazla zaman kaybediyorum hissi uyandırıyor. Zaman kaybetmiyorsun ama o zaman kaybı gibi düşünmenin sebebi işte çalışmalarınla ilgili bilinç altında oluşmuş olan acaba doğru yapıyor muyum düşüncesi. Yani kendini sorguluyorsun. Ya burada zaman kaybediyor muyum? Burada bir şey olabilir mi? Oyalanma olabilir mi? Zaman kaybı olabilir mi gibi düşünme. Yani kendine ait bir negatif yükleme var sanki onun altında. Hilal, bilmiyorum şey olabildi mi? Sen şu an o çalışmayı verimli buluyorsan, ben bu şekilde derslere düzenli odaklanabiliyorum, çalışabiliyorum ve sürdürebiliyorum diyorsan aynen öyle devam et. Hocam ben verim alıyorum ama sürekli şunu söylüyorlar. Hani oturuyorsun tamam ama kendini zorla işte sınırlarını aş gibisinden söyleyenler oluyor. İşte burada da yine kendimi eksik hissediyorum. Peki ben sana şunu sorayım, bunu denedin mi? Yani 40 dakika, 50 dakika çalıştın, 10 dakika mola verdin, böyle gidiyordun. Hiç denedin mi? Şöyle ara vermeden 2 saat, 1,5 saat çalışayım. Denedin mi? Hocam bunu şöyle yaptım hani 1,5 saate falan çıktım ama bu mesela her derste olmuyor. Ne bileyim günlük rutinlerimi çözerken hiç aralıksız problem paragraf Türkçe'de ilerliyor. Ama mesela diyelim ki matematik fiziğe geldiği anda çalıştım çalıştım böyle ilk 40-50 dakika artık belirli bir süre sonra kafa şişiyor ve kalkma isteği uyanıyor. Böyle 2 tur atıp sonra tekrar oturasım geliyor. Yoksa Tamam. oturduğumda anlamıyorum. Bence doğru yapıyorsun. Yani bazı zamanlar, bazı derslerde 1 saat, 2 saat, 3 saat bile zaman nasıl geçtiğini bilmeden çalışıp gidebiliriz. Ama bazı zamanlarda da 40 dakika sonra mola verme ihtiyacı hissederiz. Biraz önce söylediğimiz şey vardı ya, hani zor konularda yavaşlama ya da sevmediğimiz derslerde daha uzun süreli çalışamayız. Ama önemli olan çalışmaya devam etmektir. Sen 40-50 dakikada bir 10 dakikayla devam edebiliyorsan çok doğru gidiyorsun. Hiç değiştirme. Başka sorusu olan arkadaşımız. Hocam arkadaşlarımız soru sorana kadar sizin o güzel tavsiyelerinizi alsak olur mu? Tabii. Ben şöyle söyleyeyim. Zaten şöyle bakıyorum. Hepsi de çoğunluğu yani dışarıdan öğrenciler olabilir belki ama bizim öğrenciler de var Evet. aralarında. Bir sorumuz var hocam. Hocam diyor telefonu anlattınız mı acaba? Ben bağlanamadım yayına diyor. Yok, o sırada şey Yayın kesildi. kopmuştu. Evet, o soru neydi tam olarak? Evet. Bir saniye. Tabii o öbür şeyde kalmıştı ama herhalde şöyle sormuştu öğrencimiz. Uyku sorunum var demişti. Bir de cep telefonu bağımlılığım var demişti. Ben bu cep telefonu bağımlılığını ortadan kaldırırsam zaten saatlerce çalışabiliyorum diye ifade Evet. etmişti. Bu cep telefonu sorunu da hani konuşmuştuk. Türkiye geneli bir hastalık. Bununla Tabii, tabii, ilgili bir tabii. önerimiz var mı? Şimdi şöyle, aynen öğrenci de onayladı senin dediğin gibi olduğunu. Ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi teknoloji bağımlılığı günümüzün en ciddi problemlerinden birisi. Bu sadece telefon değil, bilgisayar da olabiliyor, televizyon da olabiliyor. Birçok şey olabiliyor. Evet. Açıklamasını okudum arkadaşımızın. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim.
Teknoloji bağımlılığının temelinde yatan şey şudur. Kullanılan teknolojiyle ilgili ölçü konulmamasıdır. Yani ben telefonu elime aldığımda ya da bir bilgisayarın başına oturduğumda veya bir televizyonun başına, sosyal medyanın başına ne kadar kullanacağım kararı vermeden, bir ölçü koymadan, daha önce kafanızda bir süre oluşturmadan önü açık bir şekilde gidiyorsanız zaman içerisinde bu bağımlılığa doğru gidiyor. Yani otokontrolünüzü kaybediyorsunuz, sizin dışınızda artık gelişmeye başlıyor. Evet, ben arkadaşımızın dediği yapamıyorum demiş. Buradaki şey şu, ben olsam, bu düzeydeysem, yani elimin altında bir akıllı telefon var ve ben bunu kontrol edemiyorsam, telefonumu değiştiririm. En önemli, en hızlı çözümlerden birisi budur. Yani interneti olmayan, sosyal medyaya giremeyeceğim, akıllı olmayan bir tuşlu telefona geçerim. Bir diğeri şu, ben telefonla ilgili yapacağım, yani telefonla birlikte olacağım zamanları uzun dinlenmelerime koyarım. Küçük ders aralarında WhatsApp dahil olmak üzere, mesajlar dahil olmak üzere telefona asla bakmam. Örneğin akşam yemeğim olanda, öğle yemeğim olanda arada bakarım. Uzun dinlenmelerde telefona bakarım. Ama telefonu bırakamayan, telefonla ilgili hani duygularını yenemeyen insanların öncelikle hani bunu şey olarak kabul etmesi gerekiyor. Ya benim bir telefon bağımlılığım var. Bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu çözmek için artık sorunu kabul edip çözüme yönelik artık adım atmaya, görüşmeye gelmek gerekiyor. Bence hani bireysel anlamda düzenli danışma yapılması gerekiyor. Yani haftalık kullanım süresinden tutun da kullanmama süresine varana kadar tek başına bence mücadele etmesin. Hani bir profesyonelden yardım almasında fayda var. Ama en hızlı çözüm ya telefonu bırakırsınız, tuşlu telefona geçersiniz. Bir otokontrol sağlamış olursunuz. Veya telefonu ders çalışma aralarında değil, uzun akşam yemeği, öğle yemeği aralarında orada da ölçü koyarsınız. Dersiniz ki şu kadar süre kullanayım. Ama şunu tavsiye etmiyorum. Mesela öğrencimiz gece 12'ye kadar çalışmış. 12.30'a 1'e kadar çalışmış. Bir kafamı dağıtayım da öyle yatayım. İşte o tehlikeli. Orada elini almaman gerekiyor. Yani ben şunu biliyorum. Ders çalıştıktan sonra sosyal medyaya, telefonla herhangi bir şey girdiğiniz anda en son çalıştığınız şeyleri unutturuyor. Çünkü biz bir şey çalıştıktan sonra zihnimiz uyuduğumuz zaman o bilgileri beynimizde gerekli yerlere çalışmaya zihnimiz devam ediyor ve yerleştiriyor. Siz bunun yerine başka bir şey yapıyorsunuz. Cep telefonu eline alıyorsunuz. Ne oluyor? O size unutturuyor. Yani en son telefonla bütün öğrendiklerinizi bir anda silebiliyorsunuz. Hatırlamanızı güçleştirebiliyor. Yatmadan önce telefon almayı kafa dağıtmak için çok doğru bulmuyorum. Hiç tavsiye etmiyorum o anlamda. Evet Kerim Hocam, yine sorular var. Orada görüyorsunuz herhalde. Mükemmeliyetçiliği nasıl aşabiliriz? Bunun hakkındaki tavsiyesini. Evet. Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum. Bir kere mükemmeliyetçilik herkese ama herkese zarar veren bir şeydir. Mükemmeliyetçilik iyi ile güzel yapılan şeylerle aranızdaki en büyük sorundur. Mükemmeliyetçi insanların en önemli özelliği kendilerini olumlu beslememeleridir. Pozitif beslemeleri. Her şeyde bir eksik, her şeyde bir açık muhakkak bulurlar. Öncelikle o zaman yaptığımız işlerde yeterliliğimizle ilgili, yaptığımız işlere, çalışmalarımızla ilgili bakış açımızı değiştireceğiz. Yani şunu kabul edeceğiz. Biz insanız ve aciziz. Ben akşama kadar şu derslerden, şu soru bankalarından çalışacağım, konularımı bitireceğim dedim. Bir plan yaptım. Sonrasında akşam olduğunda baktın ki %50'sini, %60'ını yapmışsın, %40'ı kalmış. Öncelikle ben ne kadar beceriksizim, çalışamadım, ne kadar işte tembelim ya da ne kadar olumsuz şey varsa hepsini sayabilirsin. Niye böyle oluyor diye düşünmek yerine ya ben bugün yapacaklarımın şu kadarını yaptım diye önce kendini bir takdir et, önce kendini bir olumlu beslemeyi öğren. Sonrasında gerçekçi olarak düşün. Ben burayı yetiştiremedim. Evet, bunun sebebi neydi? Bunun sebebi şurada konu uzadı, çok zaman harcadım. Şurada yemekte çok mola verdim. Gerçekçi şeyleri, ölçümleri yapabilmen gerekiyor. Ama
temelinde mükemmeliyetçilik varsa tüm davranışlarınızın, çalışma alışkanlıklarınızın, bir kere bundan vazgeçmeniz gerekiyor. Çalışmanın, iyi çalışmanın önündeki en büyük engel mükemmeliyetçilik. Hiçbir şey çünkü bizim planladığımız gibi hayatta gitmiyor. Muhakkak düşündüğümüz şeylerin bir kısmı kalabiliyor. Kalsın, yarın yaparım, öbür gün yaparım ama çalışmaya devam edin. Kendinizi çok olumsuz beslemeye başladığınız zaman bu size daha büyük problem olarak geri dönecektir. Telefonu bırakmak istiyorum ama WhatsApp'tan dersle ilgili şeyler için lazım oluyor akıllı telefon. Biraz önce konuştuğumuz gibi doğru, WhatsApp'tan ben de grubumuza biliyorsun atıyorum. Bugün seni bir gruba dahil ettim Zafer bu arada. Kimi? Telefonu bak seni. Bugün güzel bir iş yaptık. Evet. Çocuklar dün akşamki toplantımızda 12'lerle hani kararlaştırmıştık. Soru çözüm grupları oluşturalım diye. Hocalarımız da ben ekledim onu o gruplara. Branş evet, ayrı haberim ayrı. Var. Çocuklar hemen oraya yazmaya başladılar. Güzel oluyor. İnşallah faydalı olur çocuklara. İnşallah. Yani WhatsApp grupları bu şeyde lazım oluyor bu mesajlar için. Katılıyorum öğrencimize. Telefonu bırakmak istiyorum. Dersle ilgili şeyler lazım oluyor akıllı telefon. O zaman o telefonu günün hangi saatinde kullanacağına dair bir karar al. De ki ben ders aralarında bakmayacağım. Benim tavsiyem büyük molalarınızda bakmanız. Öğle arası molası olabilir, akşam yemeği molası olabilir. Gün içerisinde büyük molalar, dinlenmeler vermeden arkadaşlar derslerinizi sürekli devam edemezsiniz. Çünkü beyniniz normalden çok fazla ısınıyor. Bir şeyi öğrenmek, bir ders çalışma eylemi zihninizi, beyninizi çok yoruyor. Dolayısıyla molaya ihtiyacınız var. Kendinizi rahatlatmaya zihinsel olarak da, fiziksel olarak da, mental olarak da rahat tutmaya ihtiyacınız var. Yani o büyük molalarda telefona şu kadar zaman bir bakayım. İşte orada WhatsApp mesajlarınıza da bakabilirsiniz. Gelen mesajlarınıza. Ama ders aralarında WhatsApp dahil bakmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çok dikkat dağıtıcı bir şey. Evet. Hocam dilciyim. Mart ayına kadar onu neredeydi o sorun? Evet yukarıda. Mart ayına kadar İngilizce, Türkçe ve matematiği halletmeyi düşünüyorum. Nisan ayında da fen sosyal çalışırım. Mayıs, Haziran'da da seri deneme olurum. Nasıl sizce? Ya ben burada dilci arkadaşa şunu tavsiye ederim. Türkçe, İngilizce, matematik yanına sosyalden de bir tane büyük derslerden birini, coğrafyayı ya da tarihi veya coğrafya felsefe, bir büyük konusu büyük olan, konu ağırlığı yüklü olan coğrafya yanına da bir tane felsefe koyabilir. Yani hepsini birden bırakmasın. Geri kalanı da Nisan ayına itibaren fenle kalan sosyali şey yapsın. Yani sosyalin tamamını bırakmasın diyorum. Sosyalin tamamını da almasın. Mart Türkçe, işte İngilizce, Türkçe matematiğin yanına bir tane coğrafya tarih grubundan birini ben olsam coğrafyayı alırım. Yanına da felsefe koyarım. Nisan ayında da tarihle din kalır. Mayıs ve Haziran ayında da seri deneme diyor. Ben şunu söyleyeyim. Sadece denemeyle sınava kadar gitmek yanlış. Muhakkak soru bankası, konu çalışma, tekrarlar sınava kadar devam edecek. Denemeler olacak. Ders denemeleri, seri denemeler, genel deneme olacak. Ama muhakkak o denemelere göre siz nokta atışı geri dönüşleriniz olacak. Ha, şu konuyu bir daha bir çalışayım, yeni bir soru bankasından bir daha bir bitireyimleriniz olacak. Çünkü hiçbir deneme sizi direkt geliştirmez. Daha üst düzey soru bankaları sizi geliştirir. Denemeyle gelişmezsiniz arkadaşlar. Denemeyle beceriniz gelişir. Hatta normalde telefonla fazla zaman geçiren bir kişi değildim ama bu uzaktan eğitim sebebiyle çok haşır neşir oldum ve kopmak zor. Ben bunu nasıl çözeceğim? Çünkü bilmiyorum. Çünkü her zaman evet. Telefonla ilgili alışkanlıkların temelinde telefona niye ihtiyaç duydun? Telefonla ilgili haz duyguna bir bak. Yani telefonla ilgili haz duygunun altında rahatlama varsa, bu rahatlamanın temelinde de kaygı varsa, bir şeyleri düşünmekten vazgeçme varsa, bir şeyleri aklına getirmeme varsa, bazen öğrencilerimizde bunu da görüyorum. Yani telefon bir şeyleri unutturmak için, kaçmak için bir araç olarak da kullanılabiliyor. Bir şeyleri düşünmemek için bir araç olarak da kullanılabiliyor. O zaman bunu konuşmak gerekiyor. Öğrencimizin
telefonu alma sebebi, rahatlama sebebini ona da bakmak lazım ama çok aşılamayacak bir problem değil. Öncelikle telefon kullanma süresini, zamanlarını iyi planlasın diyorum herkese. Telefonu hangi saatlerde ne kadar süre alacakları ölçü çok önemli. Hocam ben çalışmaya daha doğrusu düzenli çalışmaya yeni başladım. TYT Kimya, Biyoloji, Mat ve Türkçe'nin yarısındayım. Sizce TYT ve yetişir mi? Eğer yetişmeyecek gibiyse kendimi daha fazla yıpratmak istemiyorum. Çünkü mezunum, bu üçüncü sınavım olacak. Yeterince yıprandım zaten. Ben şöyle söyleyeyim, kesinlikle yetişir. Şu an net 5 ay 1 hafta var. Neredeyse. Bir gün çok uzun bir zamandır arkadaşlar. Siz ciddi anlamda bir şeyle, tempoyla günü çok iyi koşarak değerlendirirseniz bir gün çok uzun bir zamandır çok iyi çalışabilirsiniz. TYT'de AYT'de yetişir. Kesinlikle bakış açınız şey olmamalı ama. Konuları çalışırken millet ne yapmış, nereye gelmiş, denemelerde ne yapıyorlar? Asla bu olmamalı. Siz kendi planınıza, kendi rotanıza bakın. Yetişmeyecek diye bir şey yok. Kesinlikle yetişir. Evet hocam, sayısal öğrenciler sosyal nasıl çalışmalı? Bu aylarda sadece deneme çözmeniz yeterli mi? Sayısal öğrencileri sosyal konularını bu aylarda bitirmişlerse daha önceden, örneğin coğrafyayı, tarihi, felsefeyi, konu çalıştığınız soru bankaları bitirdiniz. Sosyal ders denemesiyle gidin ama süresiz gitmeyin. Yani bir hafta, 2 hafta sosyal denemelerinizi yaptınız. Baktınız oralarda coğrafyadan şu konu, felsefeden şu konu gibi yanlışlarınızın çetelesini tutun. Hangi dersten, hangi konularda sürekli yanlışını çıkıyor. O noktada öne çıkan sivrilmiş konuyu programınıza alın, tekrar edip çalışarak devam edin. Ama bu nereye kadar böyle gider? Sürekli deneme ve konu eksik konulara noktasal geri dönüşler nereye kadar devam eder? Sınavdan önceki Nisan'ın ortası olabilir. Nisan'ın ortasında felsefeden, tarihten, coğrafyadan, İşte dinden birer soru bankasından o giriş testleri değil de sonlardaki son 3-4 testi bitirerek son tura atmanızda fayda var. Sadece deneme sizi geliştirmez arkadaşlar. Günde kaç saat ders çalışmalı? Çok genel bir soru. Öğrencinin ihtiyacına göre değişecek bir soru. Ama ne kadar gidebiliyorsan git bu aylarda. Biraz önce bir tavsiye var mı demiştiniz Zafer Hocam? O an aklıma Yani gelen bir tavsiye vardı. Yani bu programa hani bu akşam gireceğimizi düşündüğümüz zamanki aklımdakilerden biriydi. Belki bizim öğrencilerimiz de hani söyledim geçen akşam onlara bilirler. Şimdi herkes Eylül ayı şeyden itibaren, yaz daha tatilinden itibaren sınav hazırlığa başladı. Arkadaşlar Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı bu aylarda öğrenciler çalışmalarını sorguladıkları, konular nasıl gidiyor, bitiyor, bitmiyor, denemelerim istediğim gibi gitmiyor gibi sorguladıkları bir aya girdik. Bu aylarda motivasyonunuz düşer. Çalışmanız o baskıdan dolayı, o stres ve kaygıdan dolayı düşmeye başlamışsa sizin çalışmalarınız yavaşlayacak. İşte temposunu düşürmeyenler arayı açmaya başlayacak bu aylarda o zaman. Yapmamız gereken şey şu: bu aylarda ne denemeyi kafaya takacağız, ne bu konular biter mi bitmez mi, ne başka şeyleri. Muhakkak tempomuzu düşürmeden konu takip listemizi, soru bankalarımızı, çalışma gayretimizi en üst düzeyde götürmeye çalışacağız. Bu anlamda sorunsuz bir dönem yaşanır mı? Hayır. Sınavın sonuna kadar bir sürü sorunlar yaşayacaksınız. Her zaman ben şunu söylerim: soru çözen değil, sorun çözen öğrenciler başarılı olur. Sorunlarınızın hepsinin de çözümü vardır ama ortak aklı kullanın. Ahmet Hoca, Mehmet Hoca, Zafer Hoca, Kerim Hoca, muhakkak tecrübeli kişilerle sorunlarınızı paylaşın. O süreçte yaşadığınız sıkıntıları paylaşın. Doğru tecrübelerden faydalanın. Herkesten değil ama. Evet. Sesli soru sorulabiliyor tabii ki. Hocam, o zaman ben araya Efendim? girebilir miyim?
Hocam şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu size önceden de söylemiştim. Son denemelerde fark ettiğim şey şu. Sürekli Türkçeyi ben hızlı geçiyordum matematik yapabilmek için. Artı son denememde bunu sosyalde de yapmaya başladım. Ve bu 2-3 denemedir devam ediyor. Nesnelerim bayağı bir düştü Türkçe ve sosyal olarak. Bunu nasıl aşabilirim ben? Şimdi buradaki netlerin düşmesindeki şeyi bulabildin mi sen sebebi? Evet hocam çünkü yapabileceğim sorular çok hızlı geçtiğim için bir bakıyorum aa burayı okumamışım, şunu şuradan çıkarmamışım. Sürekli anlamaya dayalı sorularım yanlış ve fark ettim ki mesela Türkçe testinin son soruları yanlış. Hep 36, 37, 38, 39 gibi gidiyor. Evet. Diğer önler çok güzel. İşte bunu nasıl aşabilirim? Şimdi taktiksel bir hata yapıyor olabilirsin. Yani Türkçedeki çok önemli şeylerden biridir bu. Yani 40 Türkçe sorusunu eğer soruların çeldiricilik düzeyi normal ve kolaysa 40 soruyu bir oturuşta tıkır tıkır yapabilirsin. Ama çeldiricilik seviyesi, seçicilik seviyesi yüksekse Türkçe sorularında bir oturuşta 40 soru çözmek zihinsel olarak ciddi anlamda yoruyor ve sıkıyor. Muhtemelen 25 gibi 30 gibi yorulmaya başlıyorsunuz. Zaten ondan sonraki sorulara daha fazla zaman harcıyorsunuz farkında olmadan. Dolayısıyla ben şeyi tavsiye etmiyorum. Yani seçicilik seviyesi yüksek Türkçe sorularında 40'a kadar çıkmayın. 25-30 gibi yorulduğun yerde bırak. Sıralamada hangi dersin varsa çözdün ona geç. Sonra geri dön kalan sorular yap. Bu birincisi. İkincisi Türkçenin genelde 30-35 civarındaki sorularından sonra matematiğe biraz daha fazla zaman kalsın mantığıyla hızlanma var orada psikolojik olarak. O hızlı okumanın getirdiği, aceleciliğin getirdiği yanlışlar geliyor. Siz matematikten 5 dakika kazanacağım derken bir 5-6 tane Türkçe sorusunu yanlış yapıyorsunuz. Ama o 5 dakika size 5 tane matematik sorusu kazandırmıyor. Dolayısıyla doğru olan şey şudur. Türkçe sorularını çözerken hangi kafayla çözdüğünüz, taktik orada belirlediğiniz taktik önemli. Mesela bunu da sınavın zorluğu belirliyor. Sınava girdiğiniz sorular iyi gidiyor. Gidebilirsin. Ama sınava girdiğin sorular gitmiyor. Gitmiyorsa oradan çıkacaksın. Yorulduysan gitmiyorsa oradan çıkacaksın. Bir başka ders neyse ona sıradaki aklında koyduğun yapacaksın. Sonra bir daha girdi. Bir 5-10 soru daha çözüp yine gitmiyorsa yine çıkacaksın diğerler. Amaç şu, zaman kaybetmemek. Türkçe sorularındaki en büyük hata aceleci ve hızlı davranmanın temelinde bence matematik sorularına biraz daha zaman kazanma var. O taktiksel olarak yanlış bir anlayış. Ona girmeyin derim. Evet. Ne diyor? Hocam yukarıda Henüz Şevval diye bir öğrencimiz vardı. Onun sorusunu atlamayalım. hangi soru? Merhaba hocam, 11. sınıflar günlük ortalama kaç saat çalışmalı diye sormuş öğrencimiz. Hocam henüz 11 olmama rağmen fazla strese giriyorum. Kendimi aksetmiyorum. Bilmiyorum. Daha Yanlış mı? üstteki hilalden bir önceki soru hocam. Bir saniye o zaman. Şey var. Hocam sanırım onu özel olarak size sormuş. Bizde gözükmüyor genel chatte. Ben de göremedim. Öyle mi? Tamam. O zaman ben sorayım. Bana sormuş o zaman. Merhaba hocam. 11. sınıflar günlük ortalama kaç saat çalışmalı diye sormuş. Tuğçe, bu arada teşekkür ederim yorum için. Rica Şimdi ederim hocam. o birinci sınıfla ilgili çok ciddi bir konu bu. 11. sınıfta bir öğrenci düzenli sistemli çalışmayı öğrenmek zorunda. Çünkü 12. sınıfta buna çok ihtiyacı olacak. Yani tempolu yüksek dozda çalışmayı bir davranış haline getirmeli. Günün saatleri nasıl kullanacağını öğrenmeli. Bir plan yapmayı öğrenmeli. Kayıt tutarak, plan yaparak ders çalışmayı öğrenmeli. Arkadaşlar 11. sınıfta özellikle bir kayıt tutarak, bir plan yaparak, bir yerlere yazarak çalışmıyorsanız zihninizden bugün şunları yapayım diye gidiyorsanız o gün yaptıklarınızı ölçme şansınız yok. Özellikle bir plan yaparak gitmenizde fayda var. Akşam baktığınızda evet ben bugün şu 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 şunları yapmışım şu kalmış. Değerlendirme yapabilirsin ama bir yere bir şey yazmadıysan akşam kendini değerlendiremezsin. Önce bunu tavsiye ederim. Kendi limitlerinde yani günlük 11. sınıf derslerinin takibi ve ödevler, konu tekrarlarının takibi dahil olmak üzere okul kaçta bitiyor bilmiyorum ama
fiziksel olarak, zihinsel olarak ne kadar çalışabiliyorsa. Hocam akşam 4'te bitiyor örneğin okul. 4'te bitiyorsa 4'ten sonrası işte yemek, dinlenme, biraz istirahat ne olur? 6'yı bulur. 6'dan sonra gece 12'ye kadar küçük molalarla devam edebilir. En üst limit 12.30-1 diyebilirim. Eğer sabah 8-8.30 dersi varsa. Yani bu öğrencimize bence cevap olarak yapabildiği kadar sınırlarını zorlasın, günlük tempoyu nereye kadar çıkarabiliyorsa görsün. Minimum 4 saatin altına düşmesin derim, minimum. En üst sınır yok. O sınırın üstü yok çünkü. Öğrenciden öğrenci o sınırın üstü değişir. Ama 11. sınıftaki bir öğrenci günlük 4 saatin altına düşmese iyi olur. Evet. Çok güzel sorular var. Nerede kaldık? Ben nereden devam edeyim? Tuğçe, arkadaşımızın pardon, bir sorusu var. Hocam henüz 11 olmama rağmen diye başlıyor. Gördünüz mü hocam? Aşağıdaydı galiba o biraz önce. Henüz 11 Hilal'in 1.6 olmama... hocam. Hilal'in 1.6. Değil mi? Evet. Henüz 11 olmama rağmen fazla strese giriyorum. Kendimi haksızlık ettiğimi biliyorum ama gayet iyiyim. Ama dediğim gibi strese girmeden edemiyorum. Biraz daha sakin, o rahat kalırım. Yani kendimi nasıl telkin edebilirim ki önümde bir dönem çalıştığım tekrar etmek için 3 hafta varken bile. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Çok Tuğçe'nin sorusu güzel bir soru. Geçen yaz, yani bu geçtiğimiz yaz sınavı kazanmış, başarılı olmuş öğrencilerimizden biriyle geçen akşam beraberdim. Hocam 11. sınıf başladığında o kadar stresliydim ki sanki, çünkü sınava hazırlık, sınav öğrencisi olma çok yakın gözüküyordu. Sanki hiç zaman kalmamış gibi hissediyordum. 9-10'da eksiklerimin farkındaydım. Bunlar nasıl yetişir, yetiştirebilir miyim endişesi taşıyordum. En doğru şekilde nasıl çalışacağım, bir yanlış yaparsam sınava mal olur. Birçok sorunun cevabını aradıkları bir dönem. Bir kere strese sokan şeyin temelinde ne var onu bulmak gerekiyor bir. Yani niye strese giriyor kızımız? Burada 11. sınıfta bilinçli bir şekilde ders çalışmaya başlayan bir öğrencinin sınava hazırlıktaki her şey yetişiyor. Buna inansınlar. TYT'de yetişiyor, AYT'de yetişiyor fazlasıyla. Önce buna inansınlar. Yeterli zaman var. İkincisi, hocam ben 9-10'u hiç iyi geçirmedim. Bir sürü eksiğim var. Olabilir. Emin olun, eğer siz düzgün çalışırsanız o eksikleriniz tamamlanabiliyor. Gerçek bir çalışma sergilerseniz o eksiklerinizin hepsi tamamlanabiliyor. Yeter ki çalışmayı, dikkatinizi tamamen derslerinize vermeyi, bunu bir yaşam biçim haline geçirmeyi kafanıza koyun. Ama en önemli şeylerden birisi de bunu yapacağınıza dair özgüveninizin yüksek olması. Yani kendinize şunu deyin, ben çalışacağım ve yapacağım. Önümde yeterli zaman da var. Alt sınıflardan kalan eksiklerimi yapacağım zaman da var. Ama 11 demişken şunu tavsiye etmiyorum. 11'de TYT çalışmaya başlamayın. 11'in sayısal için konuşuyorum. 11'in dersleri çok ağır, konuları çok ağır. Bir sürü konu var, fiziği, kimyası, biyolojisi. 11'de TYT adına başlayacağınız şey bir geometri başlayın. TYT geometriyi 11'de halledin. İkincisi TYT Türkçe başlayın. Ve küçük küçük, mesela birinci dönem, 11'in birinci döneminde günde 10-15 soru problem paragraf alıştırma diyoruz buna. Ama ikinci dönem 30 soruya çıkarım. Çünkü 11'in başında 40-50 soru günde paragraf çözmeye başlarsan Haziran değil bir sonraki sene Haziran sınavına gireceksin. Artık problem çözmekten övgedir. Problemden, paragraftan nefret etmeye başlarsın. Çok uzun bir zaman. Ama problem paragraf sorularına yavaş yavaş bir alıştırma. Günde 10-15 soruluk paragraf problemle. Ama ikinci dönem bunu 30'a çıkaralım. Bu olabilir. Buna başlayın, tavsiye ederim. Mesela şu an ikinci dönem başlıyor artık. Yavaş yavaş 25-30 soru günde çözmeye başlayın. Yine 40 demiyorum, 50 demiyorum. Çünkü zaman kaybı 11 için konulara zaman ayırmanız gerekiyor. 11 derslerini önemseyin ve 11 konularını 11'de iyi öğrenin. Bir cephe daha açmayın. Örneğin TYT fizik, kimya, biyoloji ile başlayayım ya da TYT matematik başlayayım. Biz mesela şu an 11'lerimizde matematik biteceği için ikinci dönem matematik TYT başlayacağız.
Ama dönemin başında ne dedik? Geometri başlayacağız dedik, başladık. TYT Türkçe dedik, başladık. Bizim planlamamız öyleydi de bu şekilde devam ediyor. 11 dersler önemli gençler. 11'i önemseyin. Seneye çok ciddi sıkıntınız olur yoksa. Evet, telkin noktasında Tuğçe'ye şunu tavsiye ediyorum. Yaptığın çalışmaya ve kendine güven. Önünde yeterli zaman var. Kesinlikle başarırsın. Teşekkür ederim hocam. Hatta 11 olduğum için çok sayısallara yoğunlaşıyorum ve Türkçe sosyal ağırlıkta veremediğim için pişman olursam sitesine giriyorum. 11'i halletsem geriye kalan Türkçe ve sosyali yazın, 12'de güzelce halledeyim. Şimdi 11'in sorularını, derslerini halletme öncelikle, ama TYT Türkçe kesinlikle rahatlıkla 11 derslerinin yanı sıra gidebilir. TYT Türkçe'de konu çalışmayla ilgili hafta içi çok sıkışıyorsan hafta sonuna koyabilirsin. Yani dil bilgisi, gramer ağırlıklı konu eksiklerin varsa çalışmayı hafta sonuna yaparsın. Hafta içi çalıştığın konunun sorularını koyarsın, bitirirsin. Böyle bir zaman planlamasına gidebilirsin. Ama benim sana tavsiyem TYT Türkçe'yi 11'deyken, geometriyi 11'deyken halledersen 11'in yaz tatili ve 12. sınıfta çok iyi pratik kazanırsın, hızlanırsın. Şeyle kazanırsın. Daha üst düzey soru bankalarını da yapma fırsatı kazanırsın. Sosyali yazın halletme noktasında bir şey demiyorum. Doğru. Yani ben olsam yazın Temmuz, Ağustos, Eylül sonuna kadar tarih coğrafyayı çok rahatlıkla bitirebilirim. Yazın okulda yok. Çok rahat biter. Başka, matematik çalışıyorum ama TYT sorularını zorlanıyor, yapamıyorum. Bu neden oluyor? Gece çalışsam sabah. Evet. Matematik çalışıyorum ama TYT sorularına zorlanıyorum. Yapamıyorum. Bu neden oluyor? Şimdi matematik sorularını bu soruyu soran Tuğçe mi sordun? Hocam bir sürü Tuğçe'miz evet. Var. Artık onu bilmiyorum hangi Tuğçe. Matematik çalışıyorum ama TYT sorularına zorlanıyorum. Yapamıyorum. Bu neden oluyor? Şimdi çalıştığı matematik soru bankasının düzeyi burada ölçülür birincisi. Bu bir. Hangi düzeyde bir matematik soru bankası ile çalışıyor? Denemelerdeki seviyenin üstünde mi, altında mı? Yani öğrencimiz hangi düzeyde başlamış kitap? Hangi kitapla başlamış? Bu önemli. İkincisi, problem çözüyor mu günlük? Geometri ve problem, düzenli rutinler her gün çözülüyor mu? Problem çözmüyorsanız matematik sorularında çok ciddi zaman kaybolabiliyor ve sınav anında onu kullanma şeyiniz sıkıntılı olabiliyor. Yani matematiği kolaylaştıran şey geometri ve problemdeki becerinizdir bence. Oraya dikkat etmeniz lazım. Ama diğer sorularda mesela örneğin okyanusun kolay matematik serisi var. Onu çözdünüz. Bitirdiniz, bir tur attınız. O giriş düzeyinde kolay öğrenme kitabıdır. Onun üstüne çıkmanız lazım. Yani her defasında bir tur üstte daha zor kaynağa geçmeniz gerekiyor. O nedenle çözemiyorum değil, bunun şeyi, çözdüğün kaynağın üstüne çıkman gerekiyor. Seni geliştirecek olan bir tık daha zor kaynaklara geçmek. Uyku problemi olduğu için gece çalışsam, sabaha karşı yatsam ne kadar verimli olur? Evet, uyku problemim olduğu için gece çalışsam da şey şu mu acaba? Yani gece daha rahat çalışıyorum, gündüz çalışamıyorum mu? Yoksa kendini alıştırdın, gece çalışıp gündüzleri mi yatıyorsun? Benim tavsiyem şu, biyoloji hocamız daha iyi bilir, Zafer hocam, saat 11'den sonra ki uykunuzda, özellikle gece 11-12 ile sabah 4 arasındaki derin REM uykusunda beynimizin salgıladığı hormonlar var. Günlük hücrelerimizi onaran, yorgunluğumuzu, zihnen beynimizi rahatlatan bu hormonlar o saatlerde salgılanmıyor. Başka saatlerde salgılanmıyor. Yani sen gece o saatlerde uyanık kalıyorsan o hormonlar salgılanmıyor demektir. Bu senin günden güne immün sisteminde, bağışıklık sistemindeki enerjini de azaltacak. Gün içerisinde ciddi bir uykuya ihtiyacın olacak zaten. Ama benim tavsiyem, ben günü değerlendirmeniz yanayım. Uykunu çevirmen lazım eğer. Ama evde çok hareketlilik var, çok gürültü oluyor. Ben hiç çalışamıyorum. Herkes yattıktan sonra gece çalışıyorum diyenler oluyor. Asla denedim, yapamıyorum diyenler oluyor. Böyle durumlarda olabilir.
Ama geneli benim önemli gördüğüm şey gündüz çalışma. Gün daha önemli, gün daha kıymetli. Kerim Hocam, sabah, son bir dakikamız kaldı. Sen seç bir tane soru veya arkadaşlar sorsun. Bitti devam zaten sorumuz. Sorumuz bitti zaten hocam. Son önerilerinizi alabilir miyim öğrencilerimize? Bence en önemli şey şu. Kesinlikle pes etmesinler. Bu yolculukta en önemli şeylerden birisi bu. Çalışma ve kendi çabalarına güvensinler. Asla başkalarının ne yaptığı, hangi kitapları bitirdiği, kaç net yaptığı, grubun neresinde olduğu hiç önemli değil. Bu yolculukta büyük bir moral çok önemli. Psikolojik olarak sağlamlık çok önemli. O nedenle gençlerin bu yola giderken sızlanmadan, hiçbir şeyi problem etmeden, pes etmeden yolculuğa devam etmelerini tavsiye ediyorum. Sorunlar olacaktır ama bununla ilgili yardım alsınlar. Muhakkak tecrübeli, sınava hazırlıkta faydalanabilecekleri çevrelerinde hocaları vardır. Ortak aklı kullansınlar diyorum. Ben hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bu akşam beni konuk ettiğin gençlere de. Hepsi de zaten pırıl pırıl gençler. İnşallah haklarında hayırlısı olsun. Emeklerinin karşılığını gönüllerindekiler inşallah alırlar. Şunu söyleyeyim. Son şey, sakin kalsınlar. Sakin kalmak ve düşünerek hareket etmek çok önemli. Kaygılanacak hiçbir şey yok gençler. Elinizdeki bütün fırsatlar duruyor, kaçırmıyorsunuz. Kesinlikle hayattaki bütün fırsatlar elinizde, hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Evet, en son bunu diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, renk verdiniz. Teşekkür ederim. İnşallah devamını bekleriz. Her zaman seve seve.